Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle bu örneği paylaşmak istiyorum. Bu örnek bana Instagram'dan bir takipçimin isteğiydi. Bana bu örneğin fotoğrafını göndermiş. Onun için, onu kırmamak için yapmış olalım. Yapılışı çok kolay bir örnek. Özellikle benim tek renk oyalarımı takip etme fırsatı yakaladıysanız buna benzer bir örnek vardı. İncileri ben ipe geçirmeden kullandım, daha muntazam durması açısından. Şöyle en küçük boy inci kullanıyorum arkadaşlar, şu en küçüklerden. Tığıma geçirerek kullanacağım. Ama nasıl yaptığımı anlatarak başlamak istiyorum. Kolay bir örnek. Tığ battısı için ikişer tane zincir çektim. Bu şekilde uyguladım. Hemen yapılışına başlayalım. Tek sıra zaten. Tekrar eden kısmımız şurası arkadaşlar. Şu kısım tekrar ediyor. Örümcekle başlayacağız. Biraz gürültü var bugün bizim üst katta. Mazur görün. Apartman hali. İki defa doluyorum. Şöyle göstereyim. Tığ battıda iki tane boşluk bıraktım. Bir, iki. Üçüncüye giriyorum. Çift kat, çift kat, çift kat çekiyorum. Ve şöyle bir trabzan elde ediyorum. Kıvrak bir trabzan. Çok uzun olmasına gerek yok. Üst kısmın dolgularını yapacağım arkadaşlar burada. Dolgular arkadaşlar ben 7 tane yapıyorum. 8. tığ battının altından girerek yaptım. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Hemen üzerinden devam edelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. tığ batının altından giriyorum. Bu şekilde unutamadım. Bunu yaptıktan sonra hemen bir sonraki tığ battı ya da uç kısmını sık iğneyle şöyle tutturuyorum arkadaşlar. Tekrardan ilk kısım burası. Sonrasında tekrar örümcek yapacağım. Örümcekleri eşit uzunluklarda yapmaya çalışırsanız daha muntazam düşüyor. Sonrasında karşı tarafa şu tepeye geçmem gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyorum. Örneğimin tersini döndüm. Şurada 3 zincir çekerek oluşturduğum bir yuva vardı. O yuvadan giriyorum. Ve şöyle ipimi, zincirimi tutturuyorum. İpimi tutturduktan sonra tekrar ön yüzüne dönüyorum arkadaşlar. Üst kısmın yapraklarını ve ucunda incilerini yapacağım. İki tane zincir çekiyorum bunun için. İki tane zincir çektim. Bir defa dolayarak üç tane trabzan yapıyorum burada. Bir, iki, üç tane. Üçüncü trabzanı yaptıktan sonra arkadaşlar burada hemen bir tane inci alıyorum tığımın ucuna. İncimin nasıl olduğunu göstereyim. Şu şekilde tığımı incimin ucuna alıyorum. İpimi içinden geçiriyorum. İpimi içinden geçirdikten sonra arkadaşlar üstüne bir tane zincir çektim şu şekilde. En son yaptığım trabzanın üzerine sık iğne yapıyorum. 6 tane. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. 7.yi şöyle zincirimin altından girerek yaptım. Tekrar 2 zincir çekiyorum. 3 tane birer defa dolayıp trabzan yapıyorum. 1, bir doladım. 2, bir doladım. 3. 3'ünü yaptıktan sonra yine bir tane ince alıyorum. Şu şekilde içinden geçiriyorum ipimi. Bir defa düğümlüyorum. Üstüne de bir zincir çekiyorum arkadaşlar. Şöyle. Sonrasında en son yaptığım trabzanın altından giriyorum. Ve 6 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, ipin arasına girdi. Şunu düzelteceğim ben. 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane yaptıktan sonra 7. zincirin altından yapıyorum. Böyle. Tekrar 2 zincir çekiyorum. 3 tane trabzan yapacağım. 1, 2, 3. Bir tane ince alıyorum gene. Şöyle tığıma geçirerek ilmeğimi içinden geçiriyorum. Bir düğümlüyorum. Üstüne bir de zincir çekiyorum. Şu şekilde üçüncüye, üçüncü trabzanın önünden girerek 6 tane sık iğne yapacağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5 ve en son 6. Yedinciyi yine zincirin altından girerek yaptım. Şu şekilde yaprağım oluştu. Tekrar aşağıdakiyle eşit büyüklükte bir örümcek yapıyorum. Örümceğimi yapıp tığ battıda iki boşluk bırakıp üçüncüye şu şekilde tutturuyorum ve
motifi hazır oldu. Hemen bir tane daha yapalım. Yine tekrar eden kısmı yaparak başlıyorum arkadaşlar. Örümcek yaparak başlamıyor. Örümcekleri mümkün olduğunca aynı uzunlukta yaparsak oyamız daha muntazam duruyor. Şöyle örümceğimi yaptım. Burada iki defa doluyorum. Tığ battı da iki boşluk bıraktım. Üçüncüye giriyorum. Çift kat, çift kat, çift kat çekiyorum. Upuzun değil de kıvrak bir trabzan istiyorum. Burada 3 tane zincir çekiyorum. Bir defa doladım. 7 tane trabzan yapıyorum. Bir defa dolayarak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 tane trabzanın altından geçerek yaptım. 8. tığ battının altından giriyorum ve yapıyorum. Bu şekilde. Sonra bunu bir sonraki trabzana tutturuyorum. Örneğimin ilk yarısı bu şekilde. Gene bir örümcek yapıyorum. Örümceğimi yaptıktan sonra 7 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 zincirimi çekiyorum. Örneğimin ters yönüne dönüyorum. Şurada 3 zincir çekerek oluşturduğum küçük bir yuva vardı. Buraya örneğim şu şekilde zincirimi tutturdum. Tekrar ön yüzüne dönüyorum. 2 zincir çektim. 3 tane trabzan yapıyorum. Bir dolayarak. Bir doladım. Çift kat, çift kat. Bir doladım. Çift kat, çift kat çektim. Bir doladım. Çift kat, çift kat çektim. 3 tane trabzanım bitince bir tane ince alıyorum tığımın ucuna. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Bunun içine ilmeğimi şu şekilde geçiriyorum. Bir defa düğümlüyorum. Bir tane de üstüne zincir çekiyorum. Gevşiyor çünkü sonra. Sonra en son yaptığım trabzanın önünden girerek 6 tane sık iğne yapıyorum bu trabzanın üzerine. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane yaptıktan sonra zincirin altından bir tane daha yapıyorum sık iğne. Şu şekilde. Tekrar 2 zincir çekiyorum. 3 trabzan daha yapıyorum. 1, 2, 3. Gene tığımın ucuna bir ince alıyorum. İncimi şöyle ilmeğimden geçiriyorum. Bir defa düğümlüyorum. Bir zincir çekiyorum. Ve şöyle önünden. Üçüncü trabzanımın önünden. 6 tane sık iğne yapıyorum girerek. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Hemen bunu en son zincirin altından girerek tamamlıyorum. Şöyle biraz birbirine yaklaştırıyorum. Tekrar 2 zincir çektim. 3 tane trabzan yapacağım. Çok kolay ilerleyen bir örnek arkadaşlar. Denenebilir. 2, 3. Özellikle tek renk örnek isteği çok geliyor. İnci koymadan da yapılabilir. Siz bilirsiniz yani. Zevkinize kalmış. Bir defa düğümlüyorum. Bir zincir çekiyorum. En son yapılan trabzanın önünden giriyorum. Ve burada 6 tane sık iğne yapacağım. 2, 2, 3, 4, 5, 6. 7.yi zincirin altından yapıyorum. Muntazam durması açısından. En son gene örümceğimi yapıyorum. Küçük bir örümcek. Çok uzun değil. Ve örümceğimi bir iki tane boşluk bıraktım tığ battı da üçüncünün altından girerek tutturuyorum. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bu ikisini birlikte yaptık sizlerle. Şunlar benim daha önceden sizin için hazırladıklarımdı. Şöyle göstereyim. Örnek çok güzel. Ben bu elimden çıkan örneği hiç şu ana kadar yani şu anda gördüğünüz kadarıyla ütülemedim. Ütülendiğinde çok daha güzel ve muntazam duran bir örnek oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Dediğim gibi oldukça zarif bir örnek. Örülmesi de kolay. Çok sayıda örülmesi ve hediyelik yapılması falan gerekiyorsa hızlıca yapılabilecek örneklerden biri de bu. Eğer siz de benim gibi beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basın. Abone değilseniz abone olarak her gün yayınlamaya çalıştığım örneklerimi takip etme fırsatı bulabilirsiniz. Ayrıca Instagram'da da Oya Hanım sayfamdan beni takip edebilirsiniz. Oya Hanım sayfamda tüm örneklerimin yakın plan fotoğrafları mevcut oluyor. Oradan da faydalanmak isterseniz beni takip edin. Deneyen tüm arkadaşlarımın yorumlarını beklediğimi bir kez daha hatırlatmak istiyorum. Çünkü yeni videolarımı sizlerin yorumlarına göre çekiyorum. Yorumlarınızı benimle paylaşırsanız bu benim için daha iyi oluyor. Öyle söyleyeyim size. Şimdiden denemek isteyen tüm arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Hepinizin ellerine sağlık. Keyifle örün inşallah.